Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. Cenab-ı Hakk'ın nazarında şu manzara adeta melekleri dahi kıskandıracak bir manzaraymış. Hadiste var. Semadaki melekler yerdekilere gıpta eder diyor. Gıpta ne demek? Kıskanır, özenir, imrenir demek. Kimdir o melekleri imrendiren, melekleri kıskandıran kimlerdir? Hangi kabiledir, hangi taifedir? Diyor ki, bir iki adam, bir iki nefes, yani bir iki dakika bir araya gelseler, Sani-i Zülcelal'i, Cenab-ı Hakk'ı birbirlerine tanıyıp tanıttırsalar, sevip sevdirseler, yani Allah ve ahiret sohbetinde, Resulullah sohbetinde bulunsalar aleyhissalatü vesselam, semadaki melekleri kıskandıran bir manzaraymış ya. Semadakiler işte şu manzaraya gıpta ediyorlar, şu beraberliğe imreniyorlar. Keşke melek olmasaydık da onlardan birisi olsaydık diye. Şimdi bu abartılı bir ifade değil, altı boş bir ifade değil. Doğrudan doğruya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ait ve hakikatin ta kendisi. Öyleyse hani bu iş bizim aklımızda, fikrimizde, ilmimizde olmadı. Cenab-ı Hak ikram etti, nasip etti. Herkes kendini düşünsün. Herkes kendini en iyi bilir. Bizi bize bıraksaydı biz şu an nerede olurduk? Bizi nefsimizin eline bıraksaydı biz değil mi nerelerde olurduk Allah muhafaza. Ama bizi bize bırakmamış, bizi nefsimize bırakmamış, bizi Kur'an'ının nurunun etrafına toplamış, bizi bu güzelliklerle buluşturmuş. Dünyanın en büyük nasibidir bu. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak inşallah şu akşamda şu Kur'an sofrasından nasibimizi ziyadeleştirsin. Çünkü hepimiz küçük alemimizde büyük cihatla vazifeliyiz. Ne demek bu? Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı'ndan dönerken küçük cihat bitti, büyük cihada dönüyoruz diye bir ifade kullandığı zaman sahabe efendilerimize epey bir irkildiler. Ya Resulallah daha bundan büyük hangi cihat var? En büyük cihadın içindeydik. Böyle ağır bir cihattan, ağır bir savaştan çıktık. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki sizin evlerinizde, hanelerinizde, iç dünyanızda nefis ve şeytanlarınızla yaptığınız cihat en büyük cihattır. Niye en büyük? Bir savaşın, cihadın büyük veya küçüklüğünü belirleyen faktör nedir? Neticesi değil mi? En büyük düşman, aduv-ü ekber diyor Kur'an. Şeytan için, nefis için aduv-ü ekber diyor ya. En büyük düşman. Daha büyüğü yok. Neden? Düşmanın büyüklüğünün ölçüsü nedir? Bir düşman düşünün ki hırsız. En fazla malınızı soyar götürür. Ama daha büyüğü var. O da gangster diyelim, canınıza kasteder, canınızı alır. Mal da fayda etmez o zaman. Daha büyüğü var, yedi sülalenizi söndürür. Daha büyüğü var mı? Yok ki ya. Daha büyük ne yapabilir? En fazla kabre sokar adamı. Daha ne yapabilir? Var var, daha büyüğü var. Daha büyüğü de ne biliyor musunuz? Üç günlük dünyayı değil, ebedi hayatınızı karartıp, sonsuz ahiretinizi elinizden alıp, ebedi cehennemin gayyasına, kuyusuna yuvarlayabilir. Böyle dehşetli bir düşman, Kur'an ısrarla, şiddetle bu düşmana karşı bizi ikaz ediyor. Sakın diyor, aman ha, dikkat edin. Damarlarda kanın dolaştığı gibi vücudunuzda dolaşır diyor. Böyle dehşetli bir düşman. Sağdan yanaşır, soldan yanaşır, altı cihetten yanaşır anlayamazsınız. En dehşetli düşman. Öyleyse en dehşetli düşmanla yapılan mücadele, müsabaka, savaş en büyük savaş değil midir? Niye? Neticesi ebedi hayatı kazanmak veya kaybetmek davası. Ha.
Öyleyse böyle büyük bir dava başımıza açılmış, böyle dehşetli azim bir harbin içine girmişiz, hele bu ahir zamanda kan gövdeyi götürüyor. Hele bu ahir zamanda insanlar oluk oluk şeytanın peşinden cehenneme gidiyor. Hele bu ahir zaman can pazarı, sabah evinden imanla çıkar, döndüğü zaman imansızdır diyor. Hadis var ahir zaman hakkında. Ahir zamanda iman elde kor gibi olacak. Tutsan yakacak, bıraksan sönecek. Öyle mi değil mi? Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Ne yapayım diyor ya. Ha, şimdi nedir bu? Demek ki savaşın en şiddetlendiği adeta böyle değil mi? Avcı hattı gibi savaşın en çok çetin geçtiği bir devreye, bir döneme biz gelmişiz. Ahir zaman. Öyle bir zaman ki Peygamberimiz Aleyhisselam buyurmuş, Adem zamanından kıyamete kadar diyor. Adem Aleyhisselam'ın devrinden kıyamete kadar ahir zaman fitnesinden daha büyük, daha dehşetli bir hadise yoktur diyor. Adem zamanından kıyamete kadar diyor. Başka bir hadis var. Deccal hadisesinden daha büyük bir hadise yoktur diyor. Ne demek bu? Tam böyle işlerin zirveye tırmandığı bir zamanda gelmişiz. Fakat işin garip tarafı, bu kadar çetin, bu kadar dehşetli bir devrede sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi, sanki cennet garantiymiş gibi, sanki hiç başımızda böyle bir dava yokmuş gibi, sanki hiç o dehşetli cehennem bizi beklemiyormuş gibi, müthiş bir uykunun içinde dehşetli bir salı vermiştik ve korkunç bir gaflet bizi sarmış. Cenab-ı Hak uyandırsın bizi. Şimdi şöyle düşünün. Bazı böyle evlerde gaz kaçağı oluyor ya. Doğalgazdan bir kaçak var. Düşünün evdeki 10 kişi hepsi uyuyor. Herkes mışıl mışıl, sessiz sadasız her nefes ölüme doğru yaklaşıyor mu? Ama hiç kimsenin ruhu bile duymuyor. An be an gidiyor. Horlaya horlaya ölüyor adam. Şimdi içlerinden birisi uyansa, baksa ki son dakikalarını yaşıyorlar. Zamanla yarışacak. Nasıl bir çığlık atar? Nasıl bağırır? İnsanları değil mi, uyandırırken nasıl uyandırır? Öyle hadi kalk, ne olur kalk falan der mi? Yoksa alıp onları yaka paça dışarı mı atar? Nasıl bir çığlık atar? Ha, şimdi aynı vaziyet, aynı manzara. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki ben çok bağırıyorum diyor. Zira asr-ı salise aşrın başında 13. asır hicri olarak yani şu 20. asır başında minaresinin başında durmuşum. Sureten medeni dinde lakayt olanları camiye çağırıyorum diyor. Şimdi yırtıyor kendini. Hapislere atıyorlar, zindanlara atıyorlar. 28 sene işkenceli hapisler, zindanlar, zehirlemeler ama asla vazgeçmiyor. Her şeye rağmen asrın insanını gün gün, saat saat, ebedi cehenneme doğru oluk oluk giden kitle kitle insanlığı uyandırmaya çalışıyor. Adeta değil mi, güruh güruh cehenneme boşalan kafilelerin önüne durmuş. Yırtıyor kendini, ne olur durun, yanlış yoldasınız, ebedi felakete gidiyorsunuz diye şu iman hakikatleri işte bunun dersi. Uyanık aleminden gelen, uyanan insanların insanlığı uyandırmak için irad ettiği bir hutbe, bir ikaz, bir ders adeta gafil kafaya bir tokmak diyor. Öyle bir gafletteyiz ki öyle dürtmekle falan, alarm kurmakla falan uyanacak gibi değiliz. Kafaya tokmak inmeden öyle diyor bakın şimdi. Bismillahirrahmanirrahim ve mel hayatü dünya illa metaul gurur. Ey gaflete dalıp bu hayatı tatlı görüp ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsim.
Ey gaflete dalıp, bu hayatı tatlı görüp, ahireti unutup, dünyaya talip bedbaht nefsim. Bilir misin neye benzersin? İfadeler çok enteresan, bakın tekrar okuyacağım. Ey gaflete dalıp, gaflete daldığımız nereden belli olur? Gerçekten biz gaflette miyiz? Alameti nedir? Başka yerde ne diyor biliyor musunuz? Ey uykudayken kendilerini uyanık zannedenler! Umuru diniyede müsamaha veya teşebbühle medenilere yanaşmayın. Aranızdaki dere pek derindir. Doldurup hattı muvasalayı temin edemezsiniz. Ya siz de onlara iltihak edersiniz veya dalalete düşer boğulursunuz diyor. Yani o ekranlarda görünen dışı süs içi pis o eğlence medeniyetinin cazibesine kendinizi kaptırmayın. Onlara benzeyemezsiniz. Aranızdaki dere çok derindir. Onlarla bir araya gelemezsiniz. Onlar gibi olamazsınız. O derede boğulursunuz. O dereyi doldurmak mümkün değil. Ha. Ey gaflete dalıp, bu hayatı tatlı görüp. Şimdi gaflette olmanın alameti neymiş? Birinci alametini söylüyor. Bu dünya hayatı tatlı gelir. Ahireti, ölümü hiç düşündürmez. Gafletin en büyük özelliği buymuş. Bakın, Yahudiler için Kur'an'da ölümü istemeyeceksiniz diyor. Hadi buyurun, ölümü isteyin de göreyim diyor. Bir insan ölümü niye istemez? Dünya ona çok tatlı gelir. Dünya niye tatlı gelir? Niye tatlı gelir biliyor musunuz? Ahireti bilmediğinde. Ahireti bilse. Öyle diyor. Dünya bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Garip ya. Şu zindana nasıl alışmışız ya. Ebedi saadet sarayları, cennet köşkleri, sonsuz saadetler şu zindanın yanında gözümüze görünmüyor. Şu zindandaki çileli, sıkıntılı, perişan hayatı ebedi sonsuz saadete tercih eder hale gelmişiz. Nasıl da alışmışız zindana. Hani adam gecekondu da her gün çatısından sular akan, değil mi, kokudan girilmeyen, duvarları dökülen bir evde doğmuş diyelim. Alışmış bu eve. Dünyanın en güzel köşkü kendisinin zannediyor. Alışmış. Bir gün anlatsan ona, desen ki ya şöyle evler var, böyle villalar var, şöyle şatolar var, şöyle kasırlar var. İmkanı yok. Terk etmek istemez. Bizim bir abi var. Ankara'da böyle gecekondu mahallesinde kendileri kerpiçle zamanında yaptıkları bir evde oturuyorlarmış da. Mahallede bir yaygara çıktı. Belediye bizim mahalleyi yıkacakmış. Hep beraber toplandık diyor. Belediyenin yıkım ekibinin önüne dizildik. Yıktırmayız. Dediler ki ya bak size güzel güzel daireler vereceğiz. Ondan sonra en güzel mahallede oturacaksınız. Şöyle böyle. Yok yıktırmayız. Ne kadar mücadele verdik yıktılar diyor. Hep beraber ağladık, sızladık şöyle böyle. Neyse diyor. Bizim diyor yeni evleri bize bir verdiler. Aman yarabbi diyor. Sıcak su var, soğuk su var. Bilmem dubleks, tripleks. Evler diyor öyle güzel, öyle rahat. Ya dedik biz deli miyiz ya? Ne yaptık biz? O gece kondudan çıkmak istemiyorduk. Şimdi öldürseler, kesseler geri dönmeyiz mahalleye diyor. Deseler ki mahallede bir değil de iki ev vereceğiz deseler. Bilmiyorduk böyle bir hayat olduğunu. Dünyanın en güzel evi bizim ev zannediyorduk diyor. Şimdi ondan başka bilmiyor ya. Şimdi enteresan bakın. Ahireti bilmeyen bir insan dünyanın cazibesine kapılıp hatta hedefine ahireti bile almıyor ya. Aman dünyamı güzelleştireceğim, dünyamı cennete çevireceğim diye Kur'an'da yazılan cennet standartları var ya, altından nehirler akan köşkler, şu işte sütten ırmaklar, baldan çeşmeler, huriler falan, bütün bunların hepsini dünyada bir araya getirip dünyasını cennet yapmaya çalışıyor. Fakat
o dünyada kurduğu toz pembe yalancı cennetinin içine bir bomba düşüyor. Ölüm. Cennette devam, cennette beka, cennet lezaizine faiktir diyor. Cenneti cennet yapan zaten cennetin ebediyetidir, sonsuzluğudur. İçinde ebediyet olmadı mı, sonsuzluk olmadı mı, bütün güzelliklerin hepsinin birden elinden alınacağı bir cennet cehennem değil midir ya? Ha, tattırdı, doyurmadan bizi idam etti. Şimdi şu mana çok önemli. Demek ki biz dünyayı neden dolayı çok seviyoruz? Niye dünya için ahiretimizden vazgeçiyoruz? Öyleyiz ya. Dünyalık üç kuruş menfaatler bizi haramlara sokuyor. Dünyalık üç kuruşluk zevkler için ibadeti, namazı, kulluğu terk ettiğimiz oluyor. Dünyalık beş para etmez meseleler için gönüller, kalpler kırıyoruz. Ebedi hayatımızı göz göre göre kendi elimizle yıkıyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü ahireti bilmiyoruz. Neden vazgeçtiğimizi, neyi kaybettiğimizi bilmiyoruz. Diyor ki, cehennemin çeşit çeşit azabı var. Cehennemde çok dehşetli çeşit çeşit azaplardan bahsediliyor. Gayya kuyusundan bahsediyor. Kandan, irinden, ırmaklardan bahsediliyor. Dehşetli azap çeşitlerinden bahsediliyor. En dehşetlisi neymiş biliyor musunuz? En dehşetli azap cehennemde bir aralık. Cehennem ehline eğer kazansaydı ona takdim edilecek olan cennet gösterilir diyor. Kaybettiğin cennet şöyle 5-10 dakika fragmanı seyrettirilir. Öyle pişman olur, öyle pişman olur ki Adem zamanından kıyamete kadar hiç kimse öyle pişman olmamış diyor. Dizini dövecek ama ne diz var, ne dövecek el var. Ha. Şimdi bilmiyoruz ki neleri kaybettiğimizin farkında değiliz. Tam bir gaflet içindeyiz. O yüzden dünyaya yapışmışız. Tek dünyamız var, onunla teselli bulmaya çalışıyoruz. Dünyaya aşık olmamızın, dünya muhabbetiyle kendimizden geçmemizin, dünya aşkından hatta dünyayı bile bizim için yaratıp da dünyayı güzelliklerle donatan Allah'ı bile unutturacak kadar dünyaya aşık olmamızın bir sebebi de neymiş biliyor musunuz? Dünyayı güzelleştireni unutmak. Yani şimdi gökteki güneş yerdeki parıltıların üzerinde, kar taneciklerinin üzerinde, su damlalarının üzerinde parıl parıl parlarken gökteki güneşi unutan o parıltılara aşık olur, onlara sarılır, onları kaybetmemeye çalışır ya. Neden onlara aşık oldu? Çünkü bütün o güzelliklerin güneşten geldiğini bilmedi. Eğer güneşten geldiğini bilseydi, bütün o parıltılardan, ışıltılardan, güzelliklerden dolayı o güzelleri güzelleştiren gökteki güzeller güzeli güneşe aşık olacaktı. Demek gaflet ona ne yaptı? Dünyayı gösterdi. Halbuki dünyadaki bütün güzelliklerle kendi güzelliğini bize tarif eden, dünyadaki bütün güzellikleri işaret tabelası olarak kendi zatını bulmamız için önümüze seren, bütün güzelleri güzelleştiren zatı ne yaptık? Unuttuk. Çok garip, çok acı bir mana, enteresan bir şey. Cenab-ı Hakk'ın bütün bu nimetleri yaratmaktaki maksadı kendini hatırlatmaktı. Kendini bildirmekti, kendini sevdirmekti. Onun bize kendini hatırlatmak için yarattığı nimetlerle onu unuttuk. Çok garip değil mi abi? Neyle unuttuk? Yani siz birisine onu sevdiğinizi ifade etmek için hediyeler aldınız. Götürdüğünüz hediyeleri önüne yığdınız. Hediye paketini açtı sizin gözünüzün önünde. Size dönüp bir göz ucuyla bile bakmadı. Başladı onları takmaya, onlarla ilgilenmeye. Onlarla uğraşırken, ilgilenirken size hiç dönüp bakmadı. Sizi hatırlamadı bile. Ne dersiniz? Vay be, adam zannettik. Değer verdik. O da bizim verdiklerimizle bizi unuttu. Aynı manzara değil mi ya? Aynı gafletin içindeyiz.
Bakın ne diyor. Ey gaflete dalıp, bu hayatı tatlı görüp, ahireti unutup, dünyaya talip bedbaht nefsim. Bilir misin neye benzersin? Müthiş bir örnek ya. Tam böyle 12'den. Deve kuşuna. Deve kuşuna neremiz benziyor? Boynumuz, boğazımız, ayaklarımız, kanatlarımız yok ya. Neremiz benziyor biliyor musunuz? Deve kuşunun huyuyla, ahlakıyla bizimki tam birebir tutuyor. Ne yapıyormuş deve kuşu? Bakın ne diyor. Avcıyı görür, uçamıyor. Hemen ne yapıyormuş biliyor musunuz? Başını kuma sokuyor. Avcıyı görüyor, uçamıyor, kaçamıyor. Bu sefer başını kuma niye sokuyor biliyor musunuz? Kendisi avcıyı görmeyince avcının da onu görmediğini düşünüyor. Koca gövdesi dışarıda. Kendi kendini aldatıyor. Aynı vaziyet ya. Birisi böyle bir gün hayatı şöyle yaşayacaksın, hayatın tadını çıkaracaksın, hayattan keyif almaya çalışacaksın, şöyle böyle falan deyince dedim ki ölümü ne yapacağız dedim. Durdu durdu. Ben düşünmüyorum dedi. Sanki evlilik teklif ediyorum. Düşünmüyorum. Çok garip ya. Yani Azrail Aleyhisselam geldiği zaman düşünmüyorum desen ne der Azrail ya? Senin düşünmene gerek yok. Sana herhangi bir şey düşündürmeyeceğiz. Biz seni gayet güzel düşünüyoruz. Yani nasıl bir şey bu ya? Düşünmemek çare mi ya? Düşünmüyorum. Düşünme bakalım ne olacak? Düşünmeye düşünmeye can verirsin. Avcıyı görür uçamıyor, başını kuma sokuyor. Ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda, avcı görür. Yalnız o gözünü kum içine kapamış, görmez. Bunu bir gün bir yerde okuduk. Cemaatin yarısı güldü. Kime güldü? Deve kuşuna. Dedim ki abiler gülmeyin. Bu deve kuşu biziz. Böyle deyince birden suratlar buruştu. Yani biziz ya. Şimdi biz olduğumuz ortaya çıkacak. Hepimiz aynı manzarayı yaşıyoruz ya. Bizim de kumumuz var. Hakikatlerden gizlendiğimiz, kendimizi sakladığımız, unuttuğumuz, kendimize unutturduğumuz bir sürü gerçekler, hakikatler var. Unutmaya çalışıyoruz. Başımızı hemen ne yapıyoruz? Bir kuma sokuyoruz. Kimi para kumuna sokuyor. Kiminin kumu kadın olmuş, kiminin kumu fantazi olmuş, kiminin kumu siyaset olmuş, kiminin kumu bilmem şu olmuş, bu olmuş. Bana hakikatleri unutturan, Allah'ı unutturan, ahireti unutturan, ölümü unutturan ne varsa o da benim kumum ya. Öyle öyle. Ve gariptir, ben unutunca her şey süt liman. Ölüm yok, hayat bütün hızıyla devam ediyor. O halde vur patlasın, çal oynasın. Çok acı ya. Çok garip. Daha önce anlattım. Şimdi enteresan bir şey. Biraz aklı çalıştırsak, birazcık şöyle. Çok enteresan, çok garip bir gafletin içinde olduğumuzun farkına varacağız. Şimdi gaflette olan insan en başta gaflette olduğunu kabul etmiyormuş. Hani uyuyan bir adam uyurken uyuduğunu kabul etmiyor ya, ne zaman uyuduğunun farkına varıyor? Bir uyanıyor, ya uyuyakalmışım diyor. Uyurken neredeydin? Uyurken ama farkında değil ki uyuduğunun. Gaflet de böyle. Gaflette olan adam gaflette olduğunun farkında değil. Ey uykudayken kendilerini uyanık zannedenler diyor. Aynı öyle. Şimdi gayrimeşruda haramların içinde koşturan bir genci çevirsen desen ki ya bak gittiğin yol yanlış falan. Ya diyor sen nerede yaşıyorsun diyor. Neyin kafasını yaşıyorsun sen? Hayat burada. Bir gün bağımlı birisi vardı, ben biraz anlattım. Döndü bana, abi sen dedi hiç kullandın mı dedi. Kullanmadım dedi. Hiç dedi bu kafayı yaşadın mı? Yaşamadım. Bana anlatma abi dedi. Şimdi adam nerede bakın. O halin keşfedilmeyi bekleyen bir zevk olduğunu, kullanılması gereken bir hal,
yaşanması gereken bir hal olduğunu düşünüyor ve seni de o lezzeti tatmamakla, o kafayı yaşamamakla suçluyor seni. Sen onu uyandırmaya çalışıyorsun, o seni uyandırmaya çalışıyor. Ne garip bir hal değil mi ya? Nasıl acı bir manzara ya. Öyle. Ey uykudayken kendilerini ayık zannedenler diyor. İşte musibetler var ya, belalar. Adeta Cenab-ı Hakk'ın gaflet uykusundan uyandırmak için attığı ikaz taşlarıymış. Silkeliyor bazen kendine gel diye. Ya. Geçenlerde İzmir'e gidiyoruz rahmetli Çantacı Necmi abinin cenazesine. Allah rahmet etsin. Giderken yolda aracın mazotu bitti. Otoban bir de. Yolda kimseye durmuyor. Oradan hani bir araba durduralım da gidip ileriden mazot alıp gelelim. Herkes böyle roket gibi gidiyor. Bir tanesi baktım böyle avare avare, yavaş yavaş, sakin sakin geliyor. Şöyle el ettim, işaret ettim, durdu. Durdu, şöyle kapıyı açtım. Arabaya binerken baktım, işte dermansız bir derde düştüm falan diye bir türkü çağırıyor. Adam hakikaten de yaşayarak dinliyor böyle. İçeri girdim, böyle zayıflamış, elleri şöyle kapanmayacak hale gelmiş bir adam. Hem de genç böyle, 40 yaşlarında falan yani. Abi hayırdır dedim ya, böyle yavaş yavaş, aheste aheste falan. Nereye gidiyorsun dedim. Hiç dedi, öyle gidiyorum dedi ya. Bir yere gitmiyor mu dedim yani, hani bir... Yok dedi, öyle çıktım. Hayırdır abi dedim. Ben dedi Kanada'da yaşıyordum. Farklı bir hayatım vardı. 100.000 kişide bir kişiye denk gelen bir hastalık. Çaresi yok. Böyle bir hastalığa denk geldim. Bütün kemiklerim gerildi, ellerim kapanmıyor. Günden güne ölüyorum. Son günlerimi yaşıyorum. Böyle dedi, gidiyorum işte. Hiçbir beklentim yok hayattan. Neyse ben de baktım, Allah dedim denk getirmiş. Bizim mazotu sanki bunun için bitirmiş. Başladık adama anlatmaya. Abi dedim bak, piyango dedim milyonda bir adama vuruyor, adamı ihya ediyor. Bu da 100.000'de bir sana denk gelmiş. Bu Allah'ın bir ikramı, ihsanı. Sen dedim bak, geçmiş hayatın içinde, günahların içinde yuvarlanıp, hiç uyanamadan cehenneme doğru son sürat gidip de ya cehenneme düşseydin, hiç böyle bir hastalık denk gelmeseydi, seni o gayrimeşru hayatın içinden kurtarmasaydı falan böyle anlatırken döndü bana. Sen nereden biliyorsun benim eski hayatımı dedi. Aynen dedi öyle. Ben dedi o eski hayatın içinden başka hiçbir kuvvet beni kurtaramazdı. Beni dedi Allah dedi o pisliğin içinden aldı. Memleketime getirdi. Şimdi dedi o pislikten kurtuldum. Ama dedi başka çarem kalmadı. Ha böyle anlatırken anlatırken adam öyle bir heyecanlandı. O ümidi sönmüş, gayreti bitmiş. Adeta böyle ölüye dönmüş o adam. Canlandı ya. Benimle beraber benzinliğe girdi. Ben diyor sana nasıl ulaşabilirim, ne yapabilirim? Hemen kanaldan onu abone yaptık. Hastalar Risalesi serisi var dedim abi. Sen bunları mutlaka izle. Allah'ın izniyle maddi manevi şifadır. Böyle gözlerinin içi parlayarak, öyle arkası dönük böyle baka baka el sallayarak gitti. Dedim ki ya Allah sırf bunun için, bunun derdine derman olsun diye bizi yolda böyle, bir de Bilal abi çok bastı diye. Mazot bitti yolda. Biz normalde o mazotla İzmir'e varırdık ama. Şimdi enteresan bir şey abi. İçeri girdim, benzinlikte baktım. Bidon arıyorum böyle hani 5 kiloluk şeyler, su bidonları, yağ tenekeleri falan bir şey var mı diye. Sordum oradaki bayana, dedi ki burada dedi bidon satılıyor. Buradan alabilirsin falan. Baktım orada 80 lira yazıyor. Ya dedim bir bidon 80 lira olur mu? Siz bilirsiniz beyefendi dedi. Ondan sonra isterseniz şu dışarılara bakın, dışarılarda bir şey vardır falan. Ondan sonra ben de dışarı çıktım. Baktım orada hani su bidonu falan bir şey var mı diye. Dışarı çıkınca tam dışarı çıktım. Orada bir tane araba geldi karşıdan. Adam durdu, indi, koştu geldi. Hocam, hocam, hocam. Allah Allah dedim abi, hayırdır?
Ya dedi biz de dedi sizi izliyoruz dedi. Ondan sonra biz dedi Kayseri'den geldik İzmir'e doğru. Hatta biz sizi ziyaret edecektik dedi. Ya tam da dedi sizi konuşuyorduk dedi. Daha yeni arkadaşlarla beraber sizi izledik. Sizden bahsettik. Ondan sonra gel gel dedi. Ondan sonra böyle heyecanlı heyecanlı. Hemen arabanın bagajında bidon varmış. Oradan bidonları çıkarttı. Benzinleri doldurdu. Ama öyle bir... neyse dedi ki ben seni götüreyim dedi. Gideceğin yere kadar dedi. Oradaki arkadaşlarını indirdi oraya. Bindik onun arabasına. Giderken diyor ki ya şu Allah'ın içine bak diyor. İkide bir de bana dönüyor. Ya hocam diyor gerçek misin sen diyor ya. Şu işe bak ya. Allah Allah nasıl olur diyor ya. Şimdi kendi kendime dedim ki ha demek ki her işte ne var? Bir hayır var. Yani o insan orada bekliyor çaresiz. Onun derdine derman olacak bir hakikat var elimizde. Öbür tarafta Cenab-ı Hak senin ayağını da yere bastırmıyor. Diyor ki ben sana oradan bir özel şoför de ayarladım. Giderken de onunla şimdi indirirken adam sarılıyor, öpüyor falan. Bizimkiler diyor abi hayırdır nereden bunu nereden tanıyorsun? Yani enteresan bir şey. Yani işin şu tarafı çok önemli abi. Yani insan demek ki hani Allah'ı unutunca her şeyin onun dizgininde olduğunu unutunca olayları, hadiseleri okuyamayınca üf nereden başımıza geldi bu iş? Mazot da nereden bitti? Şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Başlıyor şikayete. Halbuki ya bir dakika ya. Allah'ın bir planı var ya. Biraz seyret ya. Bak bekle neler olacak bak. Demek ki Allah'ın ne büyük icraatları varmış. Biz birisinin cenazesine yetişelim derken öbürünün yaşayan cenazesine yetiştirdi Allah bizi. Adam o da ölmüş. Ölmüş de ağlayan yok. Öyle öyle yürüyen öyle diyor üstad. Meyyit-i mütaharrik. Ümidini yitirmiş. Hayattan hiçbir beklentisi kalmamış. Tam dibe vurmuş çaresiz Cenab-ı Hak orada otobanda yetiştiriyor imdadına. Ey nefis! Şu temsile bak, gör. Nasıl dünyaya hasr-ı nazar aziz bir lezzeti elim bir eleme kalbeder. Dünyaya hasr-ı nazar demek at gözlüğü diye bir şey var ya, atın gözlükleri böyle kenarlara takarlar. At sadece gideceği yolu görür. Etraf yemyeşil, çayırlık, çimenlik bile olsa hiçbirini göremez. Dikilmiştir yoluna. Arkadan kamçı yer, doğru yoluna. Şimdi Allah aşkına dünyaya geldiğimiz günden beri ilkokul, ortaokul, aman oğlum ilkokulda güzel bir okul kazan, ortaokulda güzel bir okul kazan, aman lisede güzel bir liseyi kazan, aman üniversiteni kurtar, aman iş hayatına gir, aman kendini geliştir falan. Devamlı bizi ne yaptılar? At gözlüğü takıp dünyalık hedefleri gösterdiler. Vurdular kamçıyı. Dört nala koştuk. Herkes koşuyor, hep beraber koşuyoruz. Kimse nereye koştuğunu, niye koştuğunu düşünmeye bile fırsat bulamıyor. Öyle ya. Gaflet böyle bir şeymiş. Uydum kalabalığa. Şimdi düşünün mesela şuradan sokağa çıktınız, baktınız ki herkes bir tarafa doğru koşuyor. Ya bir dakika falan dediniz, kimse... Siz de kalabalığa daldınız, koşuyorsunuz. Birine sordunuz, dediniz ki abi hayırdır nereye, vallahi ben de çıktım, herkes koşuyordu. Öbürüne sordun. Abi hayırdır? Vallahi ben de bilmiyorum. Herkes koşuyordu, ben de koştum. Öbürüne sorduk. Abi nereye? Ne bileyim, kalabalık koşuyordu, ben de koşmaya başladım. Soruyorum, kimse bir şey dedi yok. Cevabını bulamadık. Hani Deliler Hastanesi'nde herkes bir kuyuya bakıyormuş ya. Bir akıllı da gelmiş demiş, ya ne var burada, neye bakıyorsunuz? Ya demiş, biz yıllardır bakıyoruz, bir şey göremedik. Sen daha ilk defa baktığında görmeye mi çalışıyorsun? Şimdi aynı vaziyet ya. Yıllardır koşuyoruz. Dünyanın peşinden var mı eline geçiren dünyayı? Tapulayan var mı? Sırtına yüklenip de götüren var mı? Yok ya. Ne sultanlar, ne padişahlar, ne imparatorlar, ne Karunlar, ne zenginler. Hepsi duman olmuş, telef olmuş gitmişler. Yerle bir olmuşlar ya. Ey nefis şu temsile bak, gör nasıl dünyaya hasr-ı nazar, aziz bir lezzeti elim bir eleme kalbeder. Dünyaya hasr-ı nazar ne demekti? Sadece dünyayı görmek. Şimdi insana iki göz vermiş Cenab-ı Hak.
Birisi dünyayı, diğeri de ne yapacak? Ahireti görecek. Ebedi hayatını düşünecek. Hadiste diyor ki, Deccal'ın bir gözü kördür diyor. Bu hadisin tevilini bilmeyenler, böyle milletin gözlerine bakmışlar, bir gözü kör. Tek gözü körlerin içinden biri olacak herhalde Deccal diye. Oradaki mana neymiş biliyor musunuz? Bir gözü ötekisine göre kördür. Yani dünyayı görür, ahireti görmez ve göstermez. Deccal'a uyanlar ahireti görmezler. Sadece dünyalık düşünürler, dünyalık yaşarlar, dünyalık sevinirler, dünyalık üzülürler. Ha, demek ahir zamanda Deccal çarpıkları, hani şeytan çarptı, cin çarptı diyorlar ya, en dehşetlisi Deccal'ın çarpması. Abi Deccal ne zaman gelecek? Daha nasıl gelsin ya? Daha ne yapsın yani? Daha neremizi alsın bizim? Canımızı almış, ruhumuzu almış. Nesillerimizi perişan etmiş. Daha ne yapsın ya? Ha. Şimdi Deccal'ın diyor alnında haza kafir yazacak. Bu kafirdir. Şimdi değil mi? Deccal'ın alnında haza kafir yazsa, bu kafirdir yazsa zaten imtihan fevt olur. Yıldızlarla gökyüzüne la ilahe illallah yazmak gibi bir şey olur değil mi? İmtihan ortadan kalkar ya. Öyleyse bunun neyi var? Bir tevili, bir tabiri var. Bunun gibi. Demek her noktada mesele böyle. Ahir zamanda çok dehşetli bir vaziyetteyiz fakat farkında değiliz. Bir uyanabilsek var ya, bir uyanabilsek. Cenab-ı Hak uyandırsın bizi inşallah. Ya. Bir abimiz vardı. Böyle sohbetlere ara sıra gelir gider. Ama bizimle beraber namaz kılmazdı. Böyle arkada otururdu. Bir arkadaşı getiriyor ısrarla ama öyle bir dünya sevgisi var ki ya ben kendimi bütün kaptırmaktan korkuyorum diyordu. Neye? Hani ahirete, namaza, ibadete. Yoksa diyor dünya zevklerinden mahrum kalırım diye korkuyorum. Böyle enteresan bir hali vardı. Varlıklı da zengin bir adam. Bir gün gece rüyasında ama diyor rüyada olduğumu bilmiyorum diyor. Ölmüşüm diyor. Beni götürdüler, gömdüler. Kabrin altında beklerken bir de diyor azap melekleri geldi diyor. Beni aldılar. Dediler ki sen cehennemliksin. Cehennem diyor hiç bildiğiniz gibi değil diyor. Öyle korkmuşum ki diyor böyle. Rüyada ama rüyada olduğunu bilmiyor ya, tam yaşıyor yani. Öyle korkmuşum, yalvarıyorum diyor. Ne olur bir şans daha. Beni bir kere daha gönderin dünyaya. Öyleymiş zaten gerçekte de. İnsanlar cehennemi, mahşerin dehşetini görünce hepsi diyor öyle diyecek. Beni bir kere daha dünyaya gönder ya Rabbi diye. Başımı secdeye hiç kaldırmayacağım ya Rabbi diye yalvaracak diyor. Ben de diyor rüyada yalvarıyorum böyle diyor. Bir kere daha, ne olur bir şans daha verin bana. Böyle diyor kan ter içinde bir uyandım diyor. Aman ya Rabbi, Allah bana bir şans daha verdi. Bir şans daha verdi. Bir uyandım, bütün hayatıma tövbe ettim diyor. Hakikaten ciddi manada hayatı değişti. Mali müşavirlik yapıyordu. Öyle bir değişti ki hayatı. Anlatıyor bunu. Herkese anlatıyor. Dedim ki abi bak dedim herkes dedim böyle bir rüya görse uyanır ama görmeyecek. Böyle bir rüyayı gören mi şanslı görmeyen mi? Gören şanslı gibi görünüyor değil mi? Ama aslında öyle değil ya. Ne rüyası? Hakikat yok. Doğrudan doğruya hakikatin içindeyiz ya. Gerçek hayatta biz bunları yaşıyoruz. Rüyaya ne gerek var ya? İlla rüya mı görelim yani? Hakikat böyle. Bizzat hayatın içinde onun rüyada gördüğü hakikatlerin ta kendisine muhatabız. Cenab-ı Hak bizi uyandırsın. Şu temsile bak, gör, nasıl dünyaya hasrı nazar, aziz bir lezzeti, elim bir eleme kalbeder. Mesela şu kariyede,
şu köyde, yani Barla'da iki adam buldum. Çok güzel bir örnek. Yani dünyalık yaşayan bir insanın, ahireti düşünmeyen bir insanın hali hazır vaziyetini anlatıyor. Şu kariyede, yani Barla'da iki adam bulunuyor. Bakalım biz hangisiyiz? Birisinin %99 ahbabı İstanbul'a gitmişler. Güzelce yaşıyorlar. Yalnız bir tek burada kalmış. O dahi oraya gidecek. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır. Orayı düşünür. Ahbaba kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse oraya git. Sevinip gülerek gider. Şimdi bu neye benziyor? Ahirete iman eden bir insan modeline benziyor değil mi? Bütün sevdiklerinin ahirete gittiğini, orada saadet saraylarında yaşadığını bildiği için, iman ettiği için oraya çağrıldığı zaman heyecanla gitmek ister ve çağrılmadan da devamlı oranın hayalleriyle yaşar. Bir gün bizim Ramazan hocamız var. Emekte imamlık yaptı. Dedi ki ya dedi bizim orada böyle Almancı birisi bir villa yaptı ama bütün mahallenin böyle dudağı yarılır yani. Öyle güzel bir villa yaptı. Adam Almanya'da yaşıyor. Yememiş, içmemiş, Almanya'ya yatırım yapmamış. Neyi varsa buraya yatırmış. Ta ki hani kesin dönüş yapacak emeklilikte. Dönüş yapacak. Orada oturacak. Diyor ki, hanımı demiş ki böyle her gün otururduk. Türkiye'deki, Bursa'daki evimizin ya balkonunda nasıl otururuz, nasıl barbekü yaparız, nasıl şöyle yaparız, nasıl böyle yaparız. İşte bilmem misafirler geldiği zaman şuraya bahçede bunu ekeriz, bunu biçeriz, şunu yaparız, bunu yaparız. Hep her gün bunu konuştuk diyor. Bunu hayallerle yaşadık. Kesin dönüş zamanı yolda amcam vefat ediyor. Ramazan Hoca diyor ki, cenazeyi getirdiler camiye. Kadıncağız gelmiş, yalvarmış. Demiş ki ya ne olur hocam, şu evde yaşamayı çok istedi. Yaptı, uğraştı. Kaç senedir bu ev için didindi, çalıştı. Bir gece bile yatmak nasip olmadı. Bir gece bıraksanız da evde kalsa. Ya dedim, anlamaz yani, hani bilmez ki evde kaldığını. Olsun ya, bir gece bari, alın götürün dedim diyor. Aldılar camiden, götürdüler cenazeyi eve. Dubleks, tripleks artık nasılsa, köşkte bir gece. İyi bir gece. Lüks bir gece. Değil mi? Tabutun içinde. Her taraf tahta. Kuş tüyü yataklar var ama yatamıyor. Değil mi? Amerikan barlar, şunlar, bunlar falan bir sürü ultra lüks daireler fakat bembeyaz bir örtüye sarmışlar. Şimdi aslında ne kadar komik bir manzara değil mi? Hayat boyu çalış, çabala. Ya yaşasaydı, yaşadığını düşünelim. Ne fark eder ya? Ha yaşamış da girmiş. O toprağa, o tabuta, ha yaşamadan girmiş. Böyle mi değil mi? Ama ne nasıl bir gaflettir ki? Bak o gafletten çıkamıyoruz ya. Bir türlü dünya bizi ahireti, değil mi? Bize ahiret noktasında engel oluyor. Bir türlü dünyayı aşıp da ahirete ulaşamıyoruz bak. Şimdi demek birinci adamın özelliği neydi? Barla'da yaşıyor ama %99 dostlar İstanbul'a gitmiş. O dahi oraya gidecek. Ona denilse ki haydi İstanbul'a git, sevinip gülerek gider. Doğru mu? İkinci adam ise %99 dostları buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar. Bir kısmı ne görür ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler zanneder. Mümin de kafir de ahirete gidiyor. Ama kafirin, müminin yakınları onun cennete gittiğini bildiği için
onun gittiği aleme gitmek için bir iştiyak gösteriyor. Fakat kafirin yakınları onu yok oldu zannettiği için kendisi de yok olmanın acısını, ızdırabını yaşıyor. Şu biçare adam ise bütün onlara bedel yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister. Onun ile o elim alamı firakı kapamak ister. Bak, ölümün acısını, ayrılığın acısını, yokluğun acısını dünyalıklarla teselli bularak gidermeye çalışıyor. Kimi arabasına yapışmış onunla teselli buluyor. Kimi evine yapışmış onunla teselli buluyor. Kimi medeniyet fantazilerle kendini uyutuyor. Kimisi bir şişeye yapışmış onunla kendini uyuşturuyor. Ondan teselli bulmaya çalışıyor. Bak, nedir aslında? Çaresizliğini herkes bir şeylerle kapatmaya çalışıyor. Acısını, ızdırabını herkes bir şeylerle dindirmeye, kendini bir şeylerle uyuşturmaya çalışıyor. Bakın. Ey nefis! Başta Habibullah aleyhissalatu vesselam, bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Allah Allah! Burada kalan bir iki tane ise, onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp, kabirden korkup, başını çevirme. Merdane kabre bak, dinle ne talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül. Bak ne ister. Erkekçe ölümün yüzüne gülmek neyle mümkün? Ölümle, kabir kapısıyla gidilecek alemleri bilmekle mümkün. Kapının arkasında seni bekleyen manzaranın ne olduğunu bilmiyorsan o kapıdan gitmek, o kapıdan geçmek sana tedirginlik vermez mi? Erkekçesine ölümün yüzüne gül. O hani erkeklik yapanlar var ya, Külan beyler, kabadayılar, ağır abiler. Ferit abi vardı, Allah rahmet etsin. Türkiye'nin en ağır abilerinden birisiydi. Diyordu ki, kendisi bizzat bunu ifade ediyordu. Biz diyordu, herkesi korkutuyorduk, herkes bizden korkuyordu. Fakat diyordu, yalnız kalınca böyle köşe bucak, nereden bir kör kurşun gelip de bizi götürecek diye ölümden o kadar korkuyorduk ki. Hiç çaktırmıyorduk. Kurşunlara kafa tutacak kadar demir yürek, bilmem böyle mangal yürek ama ölümün adını bile duymak istemiyorduk diyor. Ya nasıl bir insan ölümden korkmaz ki ya? Ha, şimdi Haçlı seferlerini duymuşsunuzdur. Miryo Kefalon diye bir savaş var. Ecdadımızla Haçlı orduları karşı karşıya gelmiş. O seferde Avrupa'nın bütün önde gelen lordlar, baronlar, dükalar hepsi savaşa katılmışlar. Ama hep isimleri ne biliyor musunuz? Aslan yürekli Richard bilmem, kaplan yürekli bilmem kim falan, hep böyle yiğitler dolu yani meydan. Şimdi bizimkilerle bir karşılaşıyorlar, aslan yüreklilerin hepsi ordunun arkasında, hep askerleri öne itiyorlar ki hani benim yerime onu öldürsün diye. Öbür tarafta da değil mi? İslam orduları Suriye sınırlarında Bizans ordusuyla karşılaşıyor. Tepenin bir tarafında düzensiz, ayağına giyecek çarığı olmayan, belki elinde yiyecek ekmeği olmayan fakir bir toplum. İslam devletinin orduları. Öbür tarafta Bizans'ın dev gibi Roma İmparatorluğu'nun büyük ordusu. Tepenin başında İslam komutanıyla Bizans komutanı karşı karşıya geliyor. Bizans komutanı İslam ordularını şöyle görünce kahkaha atıyor. Bu çapulcularla mı geldin diyor. Küçümsüyor böyle, alay ediyor. İslam ordularının komutanı diyor ki, ben senin karşına öyle bir orduyla geldim ki, sizler yaşamayı sevdiğiniz kadar onlar ölümü seviyorlar diyor. Bütün galibiyetlerin altında yatan sır bu. Hamilton ya. Çanakkale Savaşı'nda bağırmış. Hayır, hayır, bunlar insan olamaz. Çünkü insan dediğinin tek bir sermayesi olur, hayatı, canı. Onu kurtarmak için, onu korumak için kaçar.
Bunlar ise oluk oluk kendi ruhlarına kendileri Yasin okuyorlar ki bize Yasin okuyacak birisi olmaz. Askeri meşgul etmeyelim. Kendi ruhumuza Yasin-i Şerif'i okuyup sonra da ya Allah Bismillah deyip ölüme gidiyorlar ya. Ha, erkekçesine ölümün yüzüne gülmek böyle olur. Ya. Ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak, dinle ne talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak ne ister. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Ey nefsim! Deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış. Hayata perestiş eder, derdi maişetle sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor. Allah aşkına, Bediüzzaman Hazretleri o zamandan, bu zamandaki bütün sloganları toplamamış mı? Herkes bunları söylemiyor mu? Ya hocam sen hangi asırda yaşıyorsun diyor. Zaman değişti, asır, herkes dünyaya dalmış diyor. Hocalar bile şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan. Başkalarının kusurunu kendine bahane göstermeye çalışıyor. Ha, nefsin böyle bir şey diyeceğini bildiği için diyor ki, daha baştan, deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış. Derdi maişetle sarhoştur. Çünkü her şey değişse ölüm değişmiyor. Enteresan bir şey bakın. Zaman dediğimiz kavram dünyada var. Şöyle dünya perdesinin arkasına geçtiğimiz andan itibaren orada Nuh Aleyhisselam var, Adem Aleyhisselam var. Zaman yok. O zamanın değişmesi, medeniyet fantazileri hepsi burada var. Öbür tarafa geçtiğin andan itibaren zaman diye bir şey yok. Hangi zamandan geldiğinin hiçbir hükmü yok. Fark etmiyor hangi zamanda. Ya bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Olabilir. Ama sen de biliyordun ki bu kainatın bir yaradanı var. Seni bu imtihana soktu. Ve kabir kapısıyla girilecek ebedi bir alem var. Sen bile bile geldin. Çünkü ölüm değişmiyor. Firak bekaya kalbolup başkalaşmıyor. Aczi ve şerî, fakri insani değişmiyor. Ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor. Sürat peyda ediyor. Az kaldı. Küçük bir bölüm var. Okuyup bitireceğim. Hem deme ben de herkes gibiyim. Enteresan değil mi? Sanki nefislerimizin ortak sloganlarını tek tek söylüyor ya. Hep böyle demiyor muyuz? Uydum kalabalığa. Herkes gibi olmak bu zamanda nedir? Çok garip ya. Bir insan eğer ahiretini düşünürse, ahireti için dünyasından fedakarlık gösterirse, toplum tarafından yadırganıyor. Oo sen de çok abarttın canım. Bu çocuk ne olacak ki ya? Bütün kendini namaza abdese verdi. Kıldığı bir beş vakit namaz hani... Ya. Bana diyorlar ki diyor geçen bir abi var. Bizim sülale diyor dinden İslamiyet'ten çok uzak. Ben de diyor ara sıra cuma namazı kılarım diyor. Bana diyorlar ki çok dinci, çok dinci diyorlar diyor. Bildiğin gibi değil. Herkes diyor bir araya geldiğimizde dinle İslamiyet'le alakalı bir şey oldu bana soruyorlar diyor. Hangi müftü olduk diyor. Cumadan cumaya namaz kılıyoruz. Yani iş o seviyede artık. Hiç. Adam işin o tarafında değil ya. Asıl dünyaya gönderiliş gayesi insanların gündeminde bile yok. Hatta biraz ilgilenirse adam çok abartıyor oluyor. Hem deme ben de herkes gibiyim. En çok aldandığımız bu biliyor musun abi? Adam diyor abi dışarıya baksana diyor ya biz yine iyiyiz diyor. Sanki Allah dışarının ortalamasını alacak. Öyle bir şey yok. Herkes müstakil. Sana verdiği imkanları onlara vermemiş olabilir. Herkesin kağıdı kendine özel imtihan kağıdı. O yüzden başkalarının yaptıklarına bakıp da kendimize bahane çıkaramayız. Biz yine iyiyiz abi dışarıya bak. Ben diyor yine etliye sütlüye dokunduğum yok diyor bir şey yaptığım yok. Zararım kendime abi içiyorsam da diyor. Bak ne var? Hep bir bahane, hep kendini... Zeytinyağı gibi üste çıkarma,
hep kendini adeta takdis etme, temize çıkarma. Hep kendiyle barışık, nefsiyle barışık. Nefis hep olur canım diyor bu zamanda. Ben de herkes gibiyim. Herkesin yanlış yapması doğruyu yanlış yapmaz. Yanlışı da doğru yapmaz. Tamam herkes... Birisi aynı böyle dedi. Ya dedi, bütün bu insanlar cehenneme mi gidecektir o zaman dedi. Sizin dediğiniz gibiyse. Ben dedim ki ya bilmiyorum kimin cehenneme, kimin cennete gideceğini ben bilemem. Ama farz et ki bütün bu insanlar cehenneme gidiyor diye bu kalabalık nereye gidiyorsa ben de oraya giderim deyip cehenneme girer misin dedim. Girmem. Giremezsin zaten. Cehennem bilmezsen girerim dersin de bilsen giremezsin. Ha öyleyse kalabalığın nereye gittiğinin önemi yok. Biz uydum kalabalığa diyemeyiz. Hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Son cümle okuyup bitiriyorum ama hakikaten ezberlenmesi gereken bir cümle. Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada nazarı hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada nazarı hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Senin hayatına hizmet eden hiçbir mahluk, otlardan, ağaçlardan, güneşlerden, zerrelere kadar hiçbir şey nizamsız, gayesiz değilse, hepsinin gayesi, hepsinin hedefi sen iken, senin gayesiz olma ihtimalin, senin hedefsiz olma ihtimalin, senin başıboş olma ihtimalin, her amelinden hesaba çekilmeme ihtimalin olabilir. Öyle diyor, size böyle nimet eden bir zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Öyle ya, bu nimetler öyle ya, arkası ne yapar? Sorulur. Başıboş bırakılmaz. Seni bu halde terk etmez bu yaradan değil mi? Cenab-ı Hak inşallah şu hakikatlerden hakkıyla ders alabilmeyi nasip etsin. İnsanlara şu dersleri, şu hakikatleri ulaştırabilmeyi nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak külli istifadeler nasip etsin inşallah. El-Fatiha.